Mehmet Yılmaz 14 Temmuz 2021 T24. 5 yıl oldu, hala alacakaranlık. Kara havacılıkta görevli binbaşı H.A. Ankara'da bir taksiden inip MİT yerleşkesine girdiğinde tarih 15 Temmuz 2016 saat 14.45'ti. O andan başlayarak darbe girişiminin bastırıldığı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Başbakanlık tarafından kullanılan Çankaya Köşkü'nün bahçesine helikopterle indiği 16 Temmuz 2016 saat 8.32'ye kadar yaşananları biliyoruz. Ancak 15 Temmuz 14.45'ten Genelkurmay Başkanı Akar'ın Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere derdest edildiği saat 21'e kadar geçen sürede yaşananların mantıklı bir açıklamasını hala öğrenebilmiş değiliz. Olayın iki baş kahramanı, zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, mecliste darbeyi araştırmak üzere kurulan komisyona gelip soruları şahsen yanıtlamayı reddettikleri için yanıtlanamamış sorular 5 yıldır ortada duruyor. Bu soruları darbe girişimini izleyen günlerde ve daha sonra darbe girişiminin yıl dönümlerinde hatırlattım, aldığım yanıt sessizlikten ibaret. 5. yıl dönümünde 15 Temmuz günü şehit olan 251 vatandaşımızın bu soruların yanıtlarını hak ettiklerini bir kez daha hatırlatarak soracağım ki unutulmasın, günün birinde yanıtlarını alabilelim. 1. Kara havacılıkta görevli binbaşının 3 helikopterle MİT müsteşarı kaçırılacak ihbarı Orgeneral Akar ve Müsteşar Fidan tarafından nasıl oldu da bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirilmedi? Bunun bir darbe girişimi olarak değerlendirilmediğini şuradan biliyoruz. Bu ikilinin Genelkurmay'daki toplantısının ardından MİT müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı ve Suriye Ulusal Koalisyonu eski başkanı Muaz Hatip'le akşam yemeğine gitti. Darbe bekliyor olsaydı herhalde aman çorbam soğumasın diye 20.20'de koşturarak Genelkurmay'dan ayrılmazdı. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı'na git bir kara havacılığa bak bakalım ne oluyor talimatı verdi. O da gidip pergolede bir çay içtikten sonra durumun sakin olduğunu söyledi. Oysa o sırada helikopterler hangarlarda darbe girişimi için hazırlanıyordu. Genelkurmay Başkanı saat 18.30'da MİT müsteşarına seni rahatlatalım diyerek birliklerine şu emirleri verdi. İkinci bir emre kadar Türk hava sahası askeri araçlara kapatılacaktır. Havada bulunan tüm uçaklar ve helikopterler derhal yere indirilecektir. Zırhlı birliklerin herhangi bir nedenle kışla dışına çıkışı yasaklanacaktır. Oysa darbe girişimi sırasında 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar, Meclis Komisyonu'ndaki ifadesinde darbe ihbarı alınsaydı Genelkurmay Başkanı'nın başka emirler de vererek girişimi en başından engelleyebileceğini söylemişti. Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakal da bu başka emirlerin ne olabileceğini şöyle anlatmıştı. Silahlı kuvvetlerde kriz ve olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz ilk tedbir olarak personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı. Öte yandan MİT'in Meclis Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda da H.A.'nın darbe ihbarında bulunmadığı, MİT müsteşarına saldırı ihbarında bulunduğu belirtiliyor. Şöyle bir bölüm de var bu raporda. MİT tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda FETÖ-PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbara daha önceden ulaşılamamıştır. TSK bünyesinde istihbarat toplanamaması konusu mazeret uydurmaktan ibaret. MİT'in üst düzey askerlerle ilişkili FETÖ'cüleri takibine bir engel yoktu ve bunların sivil giysilerle bir evde toplandıklarını bulması işten bile değildi. Darbe girişimiyle ilgili kararlarda FETÖ'nün imamlarıyla sivil giysili generallerin böyle bir toplantısında alınmıştı. Ama onu geçelim. Cümlenin başına dikkatinizi çekmek istiyorum. MİT tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda FETÖ-PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte. Demek ki yetersiz bir istihbarat da olsa MİT, Fethullahçıların bir darbeye kalkışabileceği bilgisine sahip. Bunu bilen MİT müsteşarı, kendisinin kaçırılacağıyla ilgili ihbarı nasıl olup da bir darbe girişiminin başlangıcı olarak göremedi? Akar ve Fidan bu ihbarı darbe girişimi ihbarı olarak görmedilerse ne zannettiler? Bazı askerler helikopterleri de kullanarak müsteşarı kaçıracaklar ve fidye isteyecekler diye mi düşündüler? Bazı askerler buna cüret edebileceklerse bu çok daha büyük bir başka planın işareti olarak görülmeliydi. Akar ve Fidan bu hatalı değerlendirmeyi hangi zihinsel süreçlerin sonunda yaptıklarını açıklamadılar, hatalarını da kabul etmediler. Onların bu hatasının bedelini o gece hayatını kaybedenler ve yaralananlarla birlikte bütün Türkiye ödedi ve AKP yetkililerine bakarsak hala da ödemeye devam ediyoruz. İşin ilginci, bu darbe girişimi sırasında ailesiyle birlikte çok ciddi ölüm tehlikesi atlatan Cumhurbaşkanı da bunun hesabını sormadı. Birini terfi ettirip Milli Savunma Bakanı yaptı, diğeri aynı görevde devam ediyor. 2. MİT Müsteşarı niye Cumhurbaşkanını hemen uyarmadı? Genelkurmay'daki değerlendirme devam ederken MİT Müsteşarı Marmaris'te bir otelde tatil yapan Cumhurbaşkanı'nı aradı. Cumhurbaşkanı'nın istirahatte olduğunu öğrenince konunun hayati önemde olduğunu söyleyip uyandırılması için ısrarcı olmadı. Koruma müdürüne bir olay olursa Cumhurbaşkanı'nın güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Koruma müdürü yeterli adamı olduğunu, güvenliği sağlayabileceğini söyledi. Bu ikili ağır silahlarla donanmış askerlerin Cumhurbaşkanını ele geçirmeye çalışırlarsa ellerindeki hafif silahların korumaya yeteceğini nasıl düşünebildi? 3. Darbe girişimi başladığında MİT Müsteşarı neden Cumhurbaşkanını bir kez daha aramadı? Üstelik daha önce hiç görülmemiş şekilde asker yaverleri Cumhurbaşkanı'nın yanında değillerdi. Tatile götürülmedikleri gibi Erdoğan'ın nereye gideceği de kendilerinden saklanmıştı. Koruma müdürü yaverlerden birinin Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmek için çok ısrarcı olduğunu da daha sonra söyleyecekti. 4. sorumuz bu bahisten geliyor. 4. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın yaverlerini götürmemesini ve bulunduğu yeri onlardan saklamasını nasıl değerlendirmeliyiz? Cumhurbaşkanı bir darbeden mi şüpheleniyordu ki yaverleri Ankara'da bıraktı ve yerinin onlara söylenmemesi talimatını verdi? O tarihte henüz başkanlık sistemine geçilmemişti ve MİT Müsteşarı doğrudan Başbakan Binali Yıldırım'a bağlıydı. Müsteşar Fidan, Cumhurbaşkanı'nı arayıp konuşamadıktan sonra dönüp Başbakan'ı da aramadı. Böyle bir ihbar var, talimatınız ne olur diye sorma gereğini duymadı. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra şöyle anlatacaktı. Darbe girişiminin başladığını biz hemen hemen 15 dakika sonra öğrendik. Kimden öğrendik? Yakın korumalarımızdan ve vatandaştan, eşimizden, dostumuzdan öğrendik. Ondan önce bize tehdidin boyutu hakkında bir bilgi gelmiş değil. 5. MİT Müsteşarı niye Başbakanı bilgilendirmedi? Binali Yıldırım uyarılmış olsaydı Cumhurbaşkanı'na ulaşıp onu bilgilendirebilir ve Cumhurbaşkanı'nın daha en başında olaya müdahalesine olanak sağlamış olurdu. 15 Temmuz'la ilgili soruşturmalar ve davalar daha çok darbecileri hedeflediği için masanın diğer tarafındaki sorumlularla ilgili etkin bir soruşturma yürütülemedi. Meclis komisyonunun AKP'li üyeleri de herkesi dinledi ama bu iki kamu görevlisini dinlemek konusunda ısrarcı olmadılar. Komisyonun hazırladığı rapor da ortada yok. Lagaluga'ya getirildi ve rapor yayınlanmadan kayboldu. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarına gidip ifadenizi verin deselerdi, anlardık ki onlar da bu konu aydınlansın istiyorlar. Ama böyle bir talimat verilmedi. 6. Onun için hep bu soruyu soracağız. Bu darbe girişimi en başından önlenebilir miydi? 15 Temmuz'da hayatlarını kaybedenler bugün aramızda olabilirler miydi?